Şimdi sen Alihan, annem beni takip ediyordu. Gördünüz Ziya Hoca'nın böyle bir eğitim verdiğini. Ben bahsettim size. Sen şimdi eğitime katılmadan önce ne düşünüyordun? Katıldıktan sonra ne düşünmeye başladın? Şöyle hocam. Ben eğitime katılmadan önce ya İngilizce konuşsam ne yapabilirim? Ve hatta konuşmak da istemiyordum açıkçası. Konuşanı da anlamadığım için dinlemiyordum. Ama Ziya Hoca'nın dersine başladığımdan bu yana İngilizce olan ilgim ve alakam arttı. Böyle çok fazla çalışmıyordum, orta derece. Ziya Hoca'nın dersine başladığımdan sonra hem çok çalışmaya başladım hem de istekli olarak çalışmaya başladım. Şimdi evet Ziya Hocam, ne soruyoruz Alihan'a? Bir ay oldu öyle mi? Bir ay mı oldu şimdi Alihan? Ha, bir ay. Evet. Evet, yaklaşık bir ay oldu. Bir aydır Alihan'la beraber. Şimdi dildeki zirve performans, en zor olan şey konuşmak dedik. Şimdi ben Alihan'a sorular soracağım. Alihan da bana kısa kısa cevaplar verecek. Soruları hazırladık, çalışmalarımızı yaptık ve bir kısmını, şimdi Alihan 700 cümleyi kodladı hocam. Yani bizim bir çalışma stratejimizden biraz bahsedeyim ben. Evet. Bütün müfredat cümlelerini kodluyoruz. Yani 2. sınıftan 9'a kadar olan, 8'e kadar olan bütün müfredat cümlelerini adım adım kodluyoruz. Burada hem kelimeler var hem de cümleleri bir bütün olarak algılıyoruz. Ve sonra bütün cümleleri adım adım sorulara çeviriyoruz. En sonunda öğrencimizle karşılıklı saatlerce belki de anne baba bizler sorular soruyoruz ve cevap vermesini istiyoruz. Ki neticede dili nerede kullanacak? Birisi ona bir soru soracak, o soruyu anlayacak veya o soru soracak, karşı taraf cevap verecek. Şimdi ben müsaadenizle Alihan'la bir İngilizce sohbet, daha önce tasarladığımız bir sohbeti etmek istiyorum. Ben İngilizce soracağım. O da İngilizce cevap verecek. Daha sonraki aşamada bunu Türkçe'ye çevireceğiz. Hazır mısın Alihan? Evet hocam. Hadi bakalım. Canten hocam bir de siz tutabilirseniz bir saat tutar mısınız? Kaç dakikada bir etkinlik yapıyoruz? Bu dakikasını da özellikle paylaşacağım sizlerle. Hani mümkünse. Tamam. Alihan başlıyorum. Where do you go? I go to school. What do you eat at breakfast? I eat cheese, honey, jam and butter at breakfast. What do you drink at breakfast? I drink orange juice. My mother drinks tea. My father drinks coffee. My sister drinks milk. My brother drinks water at breakfast. Okay. Who do you love very much? I love my mother, father, sister and brother very much. Who do you visit? I visit my friend, my uncle, my grandmother and my grandfather. Okay, what do you wash? I wash my face, my hand, my car, and my bike. Okay, what do you play? I play tennis, football, basketball, and handball. Okay, what do you like? I like apples, bananas, oranges, and melons. What do you see in the zoo? I see a lion, a tiger, a monkey, and a snake in the zoo. Okay. What do you do every morning? I wake up early. I brush my teeth. I comb my hair. I have breakfast every morning. What is this? This is a lemon. Do you like coffee? I don't like coffee. Do you like tea? I don't like tea. What animals are in the zoo? There is a lion, a monkey, a snake, a tiger, and an elephant in the zoo. Where is the ambulance? The ambulance is behind the hospital. Okay, where is the airport? The airport is far away. Where is the cafe? The cafe is in the park. Where is the supermarket? The supermarket is next to the police station. Okay, where is the taxi? The taxi is opposite the post office. Okay, what can I give you? Give me the book, please. Okay. What do you clean? I clean the table, window, and door. What do I bring? I bring me some bread, water, cheese, and jam. Which languages do you speak? I speak Turkish. I speak English very well too. I sometimes swim in the river. Okay. Where do you come from? I come from school. Okay. What do you need? I need a vase, a horse, and an umbrella. Do you need sunglasses? No, I don't. Okay. Who do you listen to? Who do you listen to? I listen to my mother and my father. Where do you swim? I swim in the sea. I sometimes swim in the river. Okay. What do you ask? I ask a question. What kind of questions do you ask? I usually ask a difficult question. Okay, what can you play? I play tennis. I can play tennis and football, but I can't play basketball and handball. Okay, what color is the board? What color is the board? The board is green. What color is the table? The table is brown. What color is the desk? The desk is brown. What color is the school bag? The school bag is pink. What color is the chair? The chair is yellow. What is this? This is a grocery. Okay. Can you close the window? Yes, I can close the window. Okay. Can you open the door? Yes, I can open the door. Can you sit on this chair? Yes, I can sit on this chair. Okay. What are you looking for? What are you looking for? Okay, how do you feel after the breakfast? I feel happy after the breakfast. How do you feel after the lunch? I feel strong after the lunch. Okay. How do you feel after the dinner? I feel sad after the dinner. Okay, is the breakfast important for you? Yes, the breakfast is important for me. Am I important for you? Yes, you are important for me. Okay, is your family important for you? Yes, my family is important to me. Are they important for you? Hocam anlaşılmadı. Bir daha söyler misiniz? Are they important for you? Yes, they are important for me. Do you go to the garden? No, I don't go to the garden. Do you go to the lake? No, I don't go to the lake. Okay. Şimdi kaç dakika oldu Canten Hocam? Hocam hemen bakıyorum. 21.50'de başlamışız. 55. Hah, 5 dakika değil mi? Tabii 5 dakikadır takır takır sen soru soruyorsun, cevap veriyor maşallah ya. Bir ayda gelinen nokta bu yani, öyle mi? Şöyle, noktanın bir parçası bu. Bir parçası daha çok tabii. Şimdi herkes yazmış buradan. Maşallah Alihan'a işte geleceği çok parlak. Alihan ne şeyler var burada, övgüler var maşallah sana burada. Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim ama. Okuyorum ben. Evet. Ama hocaya hiç övgü yok hocam. Yo, zaten Alihan başardı, biz değil. Onda evet. Bu potansiyel vardı, azimliydi. Gerçekten bütün takdirlere layık olan Alihan. Ama şöyle hocam, yöntem de gerçekten çok güzel. Yani şimdi Alihan daha önce İngilizce dersi görmedin mi Alihan? Sen gördün. Ama bu kadar gördüm, kolay, hocam, bu kadar... Ama yani sayıları bile sayamıyordum. Ben size açıkça söyleyeyim. 10'a kadar bile sayamıyordum. Yani o kadar İngilizcem yoktu. Ziya Hoca'ya başladığımdan beri sağ olsun İngilizce olan bakış açım değişti. Çok güzel. Tabii yetişkinler yararlanabiliyor mu diyorlar. Yetişkinler yararlanabiliyorlar. Ziya Hoca'nın şeyini zaten buraya attık biz. Telefon numarası. Ücretsiz demo katılım var arkadaşlar. Ücretsiz demoya mutlaka katılın. Bir görün, sistemi görün, nasıl olduğunu görün. Özellikle yaz dönemi şu anda bir fırsat. Çocuklarımız bomboş, işte tablette, cep telefonunda ders çalışmıyorlar diye bana şikayetler var. Bunun en güzel çözümü gerçekten Ziya Hoca'nın demosuna katılsınlar. Ve çocuklar bir kısım yani öğrenmeyi zevkli hale geldiğini görünce çocukların da suçu yok. Gerçekten öğrenmeye başlıyorlar ve öğrenmek istiyorlar. Alihan bunun şahidi. Doğru mu Alihan? Sen böyle olacağını tahmin etmiyordun. Evet. Kesinlikle hocam. Canten Hocam, hocam. Hani şimdi saat tuttuk ya. Evet. Şimdi 5 dakikada biz bir şey yaptık burada. Şimdi Alihan şu anda 700 cümleyi kodladı. Ben ona sadece 50 soru sordum. Evet. Böylece şu oluyor. Şimdi biz hızlı okuma, fotografik bellek, özgüven, motivasyon ve İngilizceyi bir paket olarak 90 günde sunuyoruz. Bunun bitiminde zaten bir ayda bu düzeye geliyor öğrencilerimiz. Ama bakın Alihan'ın düzeyi, biz 50 soru sorduk. 700 soruya hazır. Şimdi önce 700 soruluk cümleyi hafızaya kodluyoruz. Ya burada da 700'ün üzerinde kelime var dolayısıyla. Ve sonra bunları hızlı hızlı söyleyecek düzeye geliyor. Sadece evet. Burada değil. Bakın bu bir. İki, Alihan'a şimdi ben başka sorular soracağım. Evet. Şimdi bu 150 kelimeden bir tanesi hocam happy, mutlu. Bunu hepimiz biliriz. Şimdi 150, az önce kullandığı 150 kelimeden birisi happy'di. Şimdi bu happy kelimesini alarak Alihan'a sorular soracak. Alihan happy ile de ilgili 50 cümle kuracak ayrıyeten. Alihan soruyorum. Ben mutluyum. I am happy. Ben mutlu muyum? Do I happy? Dikkat et. Am I happy? Am I happy? Evet, am I happy? Evet. Heyecanlandı yoksa çok evet, iyi biliyor. Hocam, peki ben biraz heyecanlıyım. Heyecanlandı, aniden oldu. Peki ben olabilir. Mutlu değilim. Ben mutlu değilim. Happy. Güzel, sen mutlusun. You are happy. Sen mutlu musun? Are you happy? Sen mutlu değilsin. You are not happy. Erkekler için o mutlu. He is happy. O mutlu mu? Does he happy? Biz mutluyuz. Biz mutluyuz. We are happy. Mükemmel. Şimdi bir kelime hocam, 150 kelimeyi az önce konuştuk. Bir kelimeyle de buradan istediği kadar da cümle üretebilir. Her kelimeyle. Her öğrendiği kelimeyle tane... beraber farklı farklı evet. şeyler üretebilir tabii, kelimeler. Tabii. Yani I am happy, ben mutluyum. Am I happy, ben mutlu muyum? I am not happy, ben mutlu değilim. You are happy, sen mutlusun. Are you happy, sen mutlu musun? You are not happy, sen mutlu değilsin. He is happy, she happy, he is not happy, she is happy, was happy falan böyle geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zamanla ilgili birçok cümle de üretebiliriz. Zaten işte algoritmayı hafızaya kodlayınca gerisi çok kolay geliyor. O nedenle bir taraftan kodlama var, bir taraftan tekrar var, maruz kalma var, ezber var. Bir taraftan da bir algoritma var. O algoritmada bir kelimeyle binlerce cümle üretebilme anlayışı söz konusu oluyor. Yine Alihan'a sormak istiyorum. Alihan, ben hızlıyım. I am fast. Ben yavaşım. I am slow. Ben hazırım. I am ready. Ben kızgınım. I am angry. Bakın böyle gider. Orada 150 kelimenin sıfatlarını alabiliriz. Burada bunların hepsini burada kullanabiliriz. İngilizce Türkçe'ye göre çok daha kolay bir dil. Çok rahat bir şekilde cümleler kurabiliyoruz ve çok daha hızlı ilerliyoruz. Peki Alihan, şimdi İngilizce işin bir bölümü. Bizde bir de hızlı okuma, dikkat, konsantrasyon, hafıza var. Burada o çalışmaları da çok önemsiyoruz. Hızlı okumanın faydalarını gördün mü, görüyor musun? Nasıl hissediyorsun Alihan? Hocam şöyle, hızlı okumak aslında sınavlarda çok çok fazla yararlı oluyor. Soru çözme hızım artıyor. Mesela 10 dakikada ben süre tutuyorum. 10 dakikada kitap okuma hızım artıyor. 20 dakikada test çözme hızım artıyor. Aslında her türlü, her yönden faydası oluyor. Ben hocam harika bir yöntem. Bundan istifade etmek lazım. Onun için ücretsiz demoya mutlaka WhatsApp'tan mesaj atın Ziya hocamın telefonuna. Hocam biz katılmak istiyoruz deyin, siz de yerinizi alın, görün sistemin ne olduğunu, görün çocuğunuz katılsın, ondaki değişimi görün. Eğitimler nasıl oluyor diyor hocam, uzaktan oluyor arkadaşlar. Zoom üzerinden eğitimler veriliyor. Evet, Zoom üzerinden uzaktan. Kıbrıs'tan gelen arkadaşlarımız var, Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, fark etmez artık, sınırlar tabii. söz konusu değil, dünyanın neresinde olursak olalım. Şimdi geçenlerde Neriman dergisiyle Almanya'dan görüştük biz. Onlar da bizim takipçimiz, aynı zamanda beraber program da yapmıştık. İşte yurt dışındaki çocuklarla ilgili onların da sıkıntıları var. İşte çalıştıramıyoruz, derse konsantre olamıyoruz diye. Bence İngilizcelerini geliştirme adına onlar için de bir fırsat. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin internet üzerinden katılabileceği harika bir uygulama bu. İngilizce öğrenme adına farklı bir yöntem. O noktada mutlaka demoya katılın. En azından nasıl bir şey olduğunu görün. Demonun sonucundan sonra siz kararınızı verin.